Merhaba sevgili yarışseverler. 26 Aralık Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün İzmir'de gündüz gerçekleşecek yarışlar. Bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılacak, hangi safkanlar fotoyu önde geçmeyi başaracak. Ben elimden geldiğince yarışları sizler için koşturdum. Yarışları izledim. Nacizane fikirlerimi paylaşacağım. Gerçi bu ara enteresan yarışlar gerçekleşiyor. Biz ne söylesek tersi geliyor gibi bir durum var. Çünkü hani o formu olan atlar hep geriye gitmiş gibi, o 50 metre geri gelen atlar da sürekli önde kazanır gibi bir hal aldı at yarışı. Malumunuz bugün çok enteresan yarışlar izledik. Yarış severlerimiz doğal olarak şikayetçi. Aslına baktığınızda burada yarış severimi haklı buluyorum. Neden mi derseniz, bugün öyle yarışlar izledim ki gerçekten akıl dışı yarışlardı. Neden mi derseniz, enteresandı baktığınızda. Bursa'da zaten ilk iki ayaktaki önerdiğim at yarıştan çıkmıştı. Pek Bursa'ya değinmeyeceğim. 4 numaralı Galyalılar birinci koşuyu kazanmıştı. Baktığınızda Angry Ball kötü koştu. 3 numaralı Fırat'ın Öfkesi kötü koştu. Enteresandır. 4 numaralı Baba Mendu. Hatırlayanlar olur, son iki yarışında sizlere önermiştim. O gün 50 metre geri gelen Safkan bugün yarışı kazanmayı başardı. Kalitesini konuşturdu diyelim. Sanırım biz oynayınca sezon sonu atlar gelmek istemiyorlar. İstanbul'a geldiğimizde ise gerçekten enteresan yarışlar izledik. Özellikle yarış severlerim, hem değerli WhatsApp grubu üyelerim, hem de YouTube'da izleyenlerin bana gönderdiği mesajlara birkaç kez değinmek istiyorum. Özellikle bahsetmiş oldukları 3-4 yarış için. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 6 numaralı Golden Pass enteresandır. Yarışı çok yüksek tempolara çıkardı. Ki sahanın en çok tutulan atlarından biriydi. Yani bu işin simsarları dediğimiz sahanın içinde olan insanlar çok tutuyorlardı, ama Golden Pass son 300'den sonra yarış yapmadı. Zaten 1001'lerde geçince yarış enteresandır. Golden Pass'in gelmesi imkansızdı. Mertcan da aslında yetenekli bir çocuktu ama nazar değdi çocuğa. Yani baktığınızda 2-3 aydır Mertcan Çelik'in sesi kesildi. Onun yerine Mehmet Salih Çelik çıktı. O da şovuna devam etti bugün İstanbul'da. Hani baktığınızda bir enteresan yarışta günün 4. ayağıydı. Türkiye'nin baş jokeylerinden sevgili Akın Sözen, Ahmet Çelik ve Gökhan Kocakaya. Dikkat ettiyseniz yarış binlere doğru adeta 50 metre geridelerdi. Neyi beklediler, ne düşündüler, ne hissettiler bilmiyorum ama hani biz, beni bırakın, ben eski yarış spikeriyim, hani yarışı koşturmayı biliyorum. Zaten o yüzden de bugüne kadar başarıyla geldik. Bazen öncesinde, şu anda belki bir başarısızlık söz konusuysa, ben her zaman eleştiriye açık olduğumu söylüyorum. Sezon sonu bitene kadar bu böyle devam edecektir. Enteresan atlar gelmeye devam edecektir. Bunu zaten bir hafta öncesinde söyledim ki zaten baktığınızda Altılı Ganyan son bir haftada da 500 bin yani 300 bin üzeri 3 tane ikramiye verdi. Birinde de bir kişi bildi. Bugün de 5 kişi bildi. Geçtiğimiz günlerde de 4 kişi bilmişti. Bu yıl sonuna dek devam edecektir. O yüzden sizler de oynarken kuponları dikkatli doldurmanızı öneriyorum. Baktığınızda jokeyler inanılmaz beklediler. Zaten sondan 3. oldular. Malum önde giden atları yakalamak imkansızdı. Zaten yarış öyle ahım şahım tempolara çıkmamıştı. O yüzden kazanan Ganan da sol oldu. 4. ayakta 5 numaralı Rodriguez'in jokeyi Burak Averbak enteresan şekilde bütün sahayı gezdi diyebilirim. Ve geldik son koşuya. Gökçe Hatun, her zaman Ahmet'in o yumuşak kantarması ve enteresan sol kırbacını biliriz. Veya düzgün aksiyonlarını her zaman biliriz ama önde Sevin Sevil vardı. Jokeyi Mehmet Salih Çelik'ti. Hani yarış severlerimiz yazıyorlar ama gerçekten onun üstünü dolduracak şekilde yazıyorlar. Neden mi derseniz, gözlerimizle gördüğümüze bazen inanmamız gerekiyor. Ben her zaman jokey kardeşlerimizin arkasındayım. Her zaman onları savunuyorum. Hatta zaman zaman bunun için eleştiri de alıyorum ama bugün enteresandır. 1 numaralı Gökçe Adun belki de çok kolay kazanacağı yarışta hem inanılmaz bekledi, hem de Ahmet'in enteresan, yani sanki atın üstünde İbrahim Halil Ketme kardeşim vardı. O biliyorsunuz sert kantarma biner ata. Hani öyle bir yarış izledik. Ahmet sanki atın üstünde değildi de başkası üstündeydi. Atı, hani atı aksiyon verecekken atı geri çekti gibi, dövdü gibi geldi bana ama bilmiyorum, tabii ki bunu en iyi Ahmet bilecektir. Biz de eleştiriliyoruz. Biz de başarılı oluyoruz. Biz de başarısız oluyoruz. Aynı şekilde jokey arkadaşlarım da başarılı oluyorlar. Zaman zaman da başarısız oluyorlar. Bunları yaşıyoruz. Bugün de öyle günlerden biriydi. Altılı Ganyan'ı yanlış bilmiyorsam 5 kişi bildi. Tebrik ediyorum. Çok güzel kuponlar da var. Yazmışlar, gelmiş.
Zaman zaman biz de oynarız. Malumunuz hepimiz 3-5 tane kupon oynuyoruz. Zaman zaman kontra dediğimiz kuponlar yapıyoruz. Ama asıl olan, doğru olan atın gücünü bilmek ve yarışı doğru koşturmaktır. Nitekim sizler beni bugüne kadar izlediyseniz bu sebeple izlediniz. Zaman zaman atlar gelmeyince hem WhatsApp grubunda hem de YouTube'da sitemeden dostlar oluyor. Hele WhatsApp grubunda çok sitemeden dostlar oluyor. Böyle geliyorlar bir heyecanla, zannediyorlar ki biz her gün altılı buluyoruz. Her gün altıda altıyı buluyoruz. Veya her gün beşli ganyan buluyoruz. Dörtlü ganyan buluyoruz. Üçlü ganyan buluyoruz. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum ama her gün kazanmış olsaydım zaten her zaman söylüyorum sizlere sesleniyor olmazdım. Ben elimden geldiğince yarışları doğru koşturmak için elimden geleni yapıyorum. Zaten yarışları sizler için izliyorum. Yarış içindeki, geçmiş yarıştaki hataları, nedenleri size anlatıyorum. Varsa zaten vaktiniz, siz bunu yapıyorsunuz. Benim karşıma geçip beni dinlemiyorsunuz. O yüzden ben sizin için naçizane fikirlerimi paylaşıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olduğumu düşünüyorum ki baktığınızda %90 destekçim varsa %10 da bizi sevmeyen, bizi takdir etmeyen dost da var. Onlara da dost diyorum, onlara da saygı ve selamlarımı iletiyorum. Onlar da çok daha iyi biliyorlarsa zaten kendi kuponlarını elbet yapacaklardır. Baktığınızda at yarışının derdi bitmez değerli yarışseverler. Ben 92 senesinden beri takip ediyorum bu at yarışını. Öncesinde babam 30 yıllık atçıdır, 35-40 yıllık atçıdır. Hani hiçbir zaman at yarışı bitmedi. Senelerdir geliyor buralara. Bundan sonra da bitmeyecektir. Her gün yeni yarış var. Biz de her gün yeni umut diyeceğiz. Baktığınızda önemli olan bütçeyi sarsmamak, imkan çerçevesinde oynayabilmek. Zaman zaman cebinizde kalmış 5 liranızsa benden size 2 liralık tavsiyelik kupon yapın. Bu da size kardeşinizden nasihat olsun diyorum. Baktığınızda yarın İzmir yarışları var. Doğu illerinden pek uzak kalıyoruz. Zaten bir gün 100 metre önde gelen at ertesi gün 100 metre geride geliyor. Çok konuşulacak şey var ama hani biz de bir yere kadar konuşuyoruz. Zaten konuşsak da bir şey değişmiyor. Bundan önce nice abilerimiz, nice amcalarımız, nice kardeşlerimiz konuşmuşlar. Bir şey değişmedi. Bugün de ben konuşunca bir şey değişmeyecek. Yarışlar, yarışçılık devam edecek. İzmir koşularında baktığınızda 6 yarış izleyeceğiz. Birinci koşuyla birlikte de altılı ganyan başlayacak. Yarış yaşamına hep iyi koşularla devam eden, bugün de yine uygun grupta start alacak olan Jokey Berkan Çığlay'la da 6'da 3 yapan 3 numaralı Mascherano. Bugün 1200 metre mesafede start alacak. Son uzun yarışını da çok beğendim. 3 numaralı Mascherano. Bugün çok uygun rakipler yanında. Süratli gidecek yarışta kendini iyi saklayıp düzlükte yapacağı etkili ataklarla gelip altılı ganyanın ilk ayağını kazanmaya yakın isimdir. Öncelikle yazacağınız isim 3 numaralı Mascherano olsun ama bir safkan daha var, o da 10 numaralı Kingstay. Mertcan Çelik de start alacak. Safkan İzmir'e geldikten sonra 2 yarış gördü. Özellikle daha öncelerinde ön gruba yakın giderdi ama son yarışı da beklemeye alıştırıldı. Bugün de bence çok güçlü bir sprintle izleyeceğimiz 10 numaralı Kingstay'de 3 numaralı Mascherano ile birlikte sonlarda etkili gelecek isimlerden bir tanesidir. İkinci koşu 2 yaşlı İngilizlerin Maiden dişilerine ait mücadelesi. Dişiler her zaman zor olur. Baktığınızda benim de 2 tane cazip ismim var. İlki özellikle 3 numaralı Cesur Kafe. Son yarışında elini oynatmadan düzlüğe gelen, içeriden yürümesine rağmen o gün arttıramayan, bugün bir kez daha Ali Alpagut'ta start alacak olan Cesaretin yavrusu Aytemiz'in anne kardeşi 3 numaralı Cesur Kafe dil bağı taktı son yarışında, çok da başarılı koştu. Bugün enteresan bir yarışta gelip 10 lira ganyanın altılı ganyanın ikinci ayağında İzmir'de kazanan olabilir. Bir de 8 numaralı Iron Crescent yavrusu, 8 numaralı Name of the Rose var. 3 yarıştır öneriyorum. Bugün bir kez daha şanslı. Sinan zaman zaman böyle atlara iyi biniyor. Bugün güzel bir sprint atıp 8 numaralı Name of the Rose da altılı ganyanın ikinci ayağını kazanmaya yakın isimdir. Biliyorsunuz böyle altılılar zaman zaman çok enteresan paralar veriyor. Her ne kadar öne çıkan isimler olsa da bazen böyle atlar çıkıyor, geliyor, altılının kaderini değiştiriyor. Üçüncü aya geldiğimizde ise 17 handikap mücadelede yarışa baktığımızda son iki yarışını bugünkü aprentisi Bekir Mert Mırık'la start alan 4 numaralı Van Nova son yarışta uzun sprinte kalınca yarış elini oynatmadan düzlüğe çıktı ama arttıramayınca geri planda kaldı. Bugün yine yarış süratli gidecek gibi duruyor. Kelemeri, Arbedaş'ı, Aydurus'u, Ege'nin Aslanı, Vasemi, Beyaz Kulesi, bu gibi safkanların süratlendireceği yarışta kendini iyi saklayacak olan 4 numaralı Van Limao 600'e kadar elini oynatmadan gelip düzlükte yapacağı etkili ataklarıyla Rengül'e, Bombacan'a direnerek altılı ganyanın 3. ayağını kazanmaya yakın isimdir. Öncelikle yazacağınız at olsun 4 numaralı Van Limao.
Dördüncü koşu Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı kısa vadeydi. Mücadelede ise kaliteli isimler yer alıyor ama son yarışında Grey Ocean'a saldıran, 3 aylık aranın ardından 4 yarış gören, ikisinde dil bağı takan, bugün yeniden Gökhan Kocakaya ile start atacak olan, Gökhan'la da 1/3 yapan 6 numaralı Lozan bugün çok güçlü sprintiyle gelip Altılı Ganya'nın dördüncü ayağını kazanmaya yakın isimdir. Son yarışında Grey Ocean'a da saldırmıştı ama geçememişti. Bugün Gökhan sprint mesafesini ayarlarsa kazanan 6 numaralı Lozan olacaktır diye düşünüyorum. 5. koşu aprantilere mahsus mücadele. Dişilere ait zor yarış her zaman zor olur bildiğiniz gibi ama 7 ayarının ardından 2 yarış gören. Geçtiğimiz sene böyle pistlerde çok güzel yarışlar koşup elini oynatmadan zaman zaman yarış kazanan. Bugün de yetenekli aprantisi Muhammed Mir Bilgin ile start alan 4 numaralı Mavi Yasemin bugün gerçek gücünü sahaya yansıtacaktır. Geçen seneki gücüne ulaştığını geçenki padonda gördüğüm padokta çok diri görünen 4 numaralı Mavi Yasemin birinciliğin en güçlü adayıdır. 2 yarıştır sizlere önerdiğim 2 numaralı Goncanur da Mürsel Kayış ile start alacak. Mesafe biraz uzun olduğu için şansımı Mavi Yasemin'den yana kullandım. Sizler varsa takip isminiz yazabilirsiniz. Malum dişilere ait zor bir yarış gibi duruyor. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde son yarışında sizlere tek önerdiğim 1 numaralı Dream Soldier. Baktığınızda o gün kazanmıştı ama bugün enteresan bir istatistiğim var benim. Halis abi son yarışlarda nedense kolay kolay kazanamıyor. Bilmiyorum konsantrasyon eksikliği mi başka bir neden mi ama baktığınızda yine her şeye rağmen 1 numaralı Dream Soldier Altılı Ganya'nın son ayağını kazanmaya yakın isimdir ama 2-3 tane cazip isim var. Özellikle son yarışında yine sizlere önerdiğim kötü koşan, bugün yine uygun kilosu Mertcan Çelik ile start alacak olan 10 numaralı Keep Dancing. Yani 3-5 yarış içinde kazanacaktır. Çok kaliteli bir orijine sahip. Baktığınızda da anne kardeşleri çok iyi olan 10 numaralı Keep Dancing'i kuponlarınıza eğer 1 numaralı Dream Soldier'ı tek atmayacaksanız mutlaka yazınız. Son isimde 5 numaralı Eri Better. Baktığınızda Arbitrator da bu son yarışını çok gösterişli kazanmıştı. 800'leri de 49'a indirmişti. Aynı yarışı yaparsa bence bu grubu da geçer diye düşünüyorum. Doruk Ampalor'la. Baktığınızda ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimler yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bak güzel bir İzmir programı var. Umarım şans yanınızda olur. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numaradan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Mesajları WhatsApp üzerinden atmayı unutmayın. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Umarım şans yanımızda olur. Hoşça kalın.